rahat ettirir. Selam. Merhaba. Konuşunda daha rahat ettirir ya. Bulamadın mı sesi? Merhaba tekrar. Serkan 2 gündür aradığı sesi bir türlü bulamadı. Nereden geldiğini. Sonra ayna kolu kırmaya karar verdi. Lastikleri değiştirdi, olmadı. Yok. Akarda bir sorun yok, şeyde var. O lastik seni uçurur yalnız. Pedal çevirirken. O hani lastik uçurmuyor mu seni? Ay, evet. Çok daha rahat eder. Ay. Özledin ama bunu değil mi? Ona gel. Lastik. Devam ediyor. Süleyman diyor ki, abi diyor, bu bisikletten sonra her gün stresim gelir. Ben de öyle olmuştum. Evet, aynen. Ben de bundan sonra tenisi bıraktım bu bisikletten sonra. Üniversitesine doğru çıkıyorum. Bu yol güzel, hoşuma gidiyor ama biraz dar ve trafik var. Süleyman gelene kadar yukarı çıkıp geleyim dedim. Sonra rampaya çıkana kadar inşallah sesim iyi duyuluyordur. Şimdilik. Cyclocross bisikletçiyim. Yolda lastiğin patlaması uzun yollarda çok sıkıntıya sokan bir şey. Zırhlı lastiklerin de konforu çok kötü. Bu nedenle ben orijinal üstünde olan Schwalbe'nin zırhsız lastiklerini sağlamlaştırmak amacıyla bir yöntem buldum. Daha önce bunu eski dağ bisikletimde denemiştim. Çok verimli, aylarca hiç patlamadı. Ve konfor da çok iyiydi. Bunu cyclocross bisikletimde de denemek istiyorum. Yapmamız gereken şeyler önce bir iç lastiği uygun boyutlarda kesiyoruz. Kestikten sonra güçlü bir yapıştırıcıyla bisikletin iç kısmına yapıştırıyoruz. Güçlü bir yapıştırıcı yapıştırıyoruz ki çok montaj yaparken oynamasın diye. Yani lastiğin yapısını bozmayacak bir yapıştırıcı olması tercihimiz tabii ki. Ve bunu daha sonra montaj yapacağız. Ve kaç ay patlamadan gittiğini daha sonra sizinle paylaşacağım.